Selamlar arkadaşlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Selamlar, merhabalar. Nasılsınız bakalım? YDS öncesi son dersimiz. Nasıl hissediyorsunuz? Bakayım şöyle mesajlarıma. Şimdi bugün sizinle artık YDS için yapacağımız son dersimiz. Yarın da Ece hocamla beraber şöyle bir son tekrar yapacaksınız. Ondan sonra inşallah sınava gireceksiniz. Şimdi bugün beraber close test çözeceğiz. Close test'te ne yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz onları konuşacağız. Şimdi normalde biz close testimizi ilk kısmın, ilk 16'nın ya da yok dil için konuşacak olursak ilk 20'nin özet hali gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyor? Prep soruyor. İşte model soruyor, tense soruyor, pasif soruyor, reduction soruyor, bağlaç soruyor, kelime soruyor. Bunların hepsini veriyor. Şimdi o zaman öncelik sen ne yapacaksın? Bence öncelikle şunu yapsan güzel olur. Gel şıklarına bir bak. Şıklarda seni ne bekliyor? Önce bunları bir konuş. Önce bunlara bak. Sonra yerine geldiğin zaman tık tık yerleştirmen daha kolay olsun. Peki. Gel o zaman önce beraber kelimelere bir bakalım. Şimdi kelimelerde bana demiş ki bir phrasal verb vermiş. Doğru mu? Phrasal verb geliyor. Bir fiil sorusu, bir phrasal verb sorusu. Peki bakalım o zaman. Anlamları neler bunların, neler sormuşlar? Önce bunları bir inceleyelim. Şimdi bize demiş ki giving, giving bizim için ne anlamındaydı? Giving ne anlamda kullanıyorduk? Mesajlarınızı bekliyorum. Giving. Böyle pes etmek anlamındaydı. Doğru mu? Teslim olmak, pes etmek anlamında kullanıyorduk. Pes etmek. Backup. Böyle arkanda olduklarını düşün. Backup, desteklemek. Aynen give up gibi düşünebilirsin. Vazgeçmek, pes etmek gibi. Sonrasında get through. Senin için go through gibi düşünebilirsin. Doğru mu? Go through gibi. Bunlar da yaşamak, deneyimlemek, kötü bir zaman geçirmek. Yaşamak, deneyimlemek ya da kötü bir zaman geçirmek. Kötü bir zaman geçirmek. Leave out, ayrılmak. Fight down da alt etmek, yenmek. Bakalım başka neler sormuş. Preplerden gelmiş. Peki, güzel. Sonrasında demiş ki bizim için bir model sorusu sormuş. Ama dikkat et, sonuç veren modellar da var senin için. Sonuç veren ne demekti? Mesela bazı 5 tane modelimiz vardı. Bunların yanına have verb ifadesi geldiği zaman senin için anlam değişiyordu. Yani şöyle bir anlama geliyordu. İşte could have verb senin için ne yapabilirdi? Save, koruyabilirdi ya da işte saklayabilirdi. Koruyabilirdi ama korumadı anlamında kullanıyorduk. Should have saved'i. Bu da sonuç veren modelimizdi. Bunu nasıl çeviriyorduk? Korusa iyi olurdu ama korumadı. Bunlar bizim için sonuç veren modellerimizdi. Bunları böyle çeviriyorduk. Used'u bizim için eskide yaptığımız alışkanlıkları bahsederken artık yapmadıklarımızı anlatırken kullandığımız bir modelimizdi. Sonrasında bir bağlaç, tekrar bağlaç sorusu gelmiş. Consequently sonuç olarak, for example, örneğin, in short, kısaca, otherwise, aksi takdirde, unfortunately,
Neyse ki, ne yazık ki diye kullandığımız ifademizde. Bir bağlaç daha gelmiş. Due to'den dolayı, despite'e rağmen. Besides, yanı sıra, ek olarak, such as gibi unlike'den'ın aksine diye çevirdiğimiz farklı türler olan bağlaçlarımız. Şimdi gel o zaman önce bakalım. Demiş ki her cümleyi kendi içerisinde, hepsini kendi içerisinde tek tek ilk 16'yı çözüyor musun gibi tek tek kendi içerisinde düşünerek yap. Peki bakıyorum şimdi. 1896'da Dr. Emil ne yapmış? Gözlemlemiş. Peki neyi gözlemledi? Dead deyip açıyorsun. Demiş ki onun şizofreni hastalarının çocuklarının çoğu toplaya toplaya geliyorsun bak. Şuradaki ofa dikkat ediyorsun. Toplaya toplaya böyle sağdan toplaya toplaya geliyorsun. Onun şizofreni hastalarının çocuklarının çoğu neymiş? Çok böyle az farklıymış karakterde ve davranışlarında farklıymış. Onların akranlarından davranışlarında ve karakterlerinde az bir farklılık varmış. İlk çocukluklarından başlayan bir şekilde. Tamam. Sonrasında demiş ki son zamanlardaki çalışmalardaki bir kanıttan bahsediyor. Kanıt ne yapmış? Peki kanıt ne yapar? Bakalım. Kraepelin'in gözlemini, kanıt Kraepelin'in gözlemini ne yapar? Ne yapar? Baktığın zaman aslında olumsuz, olumlu, olumsuz, olumsuz ve olumsuz. Bak hepsini de olumsuz mu kullanmışsın? Olumsuz kullanmışsın. Bak tek aslında senin için olumlu tek ifade aslında tek bir yerde var. Bak böyle kullanabilir misin? Kullanabilirsin. Böyle veriyorsa bu ifadelere dikkat edebilirsin. Bunları kullanabilirsin. Sen ne yapacaksın? Sen diyorsun ki bak kanıt da gözlemi destekleyecek. Böyle diyeceksin zaten. Son zamanlardaki çalışmalarda kanıt Kraepelin'in gözlemini destekledi. That deyip gözlemi açıklıyorsun. Bir önemli sayıda neylerden bahsediyorsun? Kişinin sonra teşhis edilmesi. Peki bak şizofreniyle teşhis edilme, şizofreni için teşhis edilme. Şizofreni tarafından teşhis edilme. Bak şizofreni tarafından teşhis edilme en olmayacaklardan bir tanesi. Seni şizofreni teşhis etmeyecek. Ya da şizofreni de eti kullanamazsın. Et senin için çok spesifik kullanımı vardı. Şizofreni de teşhis olmaz. Şizofreni için teşhis olmaz. Şizofreniyle teşhis edildi dersin. Doğru mu? Şizofreniyle teşhis edildi. Sonrasında bakıyorum. Göstermiş bazı yaygın ve sıklıkla tuhaf özellikler ve deneyimler göstermiş. Ne olarak? Çocuk ve yetişkinler olarak. Adolescents ya da ergenler olarak. Bilmek, risk faktörünü bilmek ve uyarı sinyallerini bilmek ne yapar? Bak, korumasıyla ilgili bir şey söyleyeceksin. Risk faktörlerini bilmek ve uyarı sinyallerini bilmek çoğu çocuğu teşhis ediliyor olmaktan. Çok geç teşhis ediliyor olmaktan en etkili tedavi için çok geç teşhis ediliyor olmaktan çoğu çocuğu ne yapacaksın? Korumasıyla ilgili bir şey söyleyeceksin. O zaman senin burada şöyle bir şey söylemen lazım. Korumasıyla ilgili bir şey söyleyeceksin ve cümleyi kendi içerisinde değerlendireceksin. Ama yine de cümlenin geneline şöyle bir bakabilir misin? Bak bakabilirsin. Sadece şuraya 1896 verdiği için detin içerisini verb 2 yaptın. Tamam. Sonrasında şizofreniyle ilgili kalan yere baktığın zaman burada ne demiştik? Backs up demiştik. Doğru mu? Backs up demiştik. S'i kullandık burada. Verb 1 halini kullandık. Sonrasında bakıyorum. Destekler dedik. Sonrasında teşhis edilmesiyle ilgili gösterir dedik. Display gösterir dedik. Present kullandık. Sonra bakıyorum şöyle. Bak present kullanmışsın. Present kullanmışsın. Sonrasında metnin geneli şizofreniyle ilgili bilgi verdiği için nereye dönüyor? Present'a dönüyor. O zaman ben hiç
past ifadeleri acaba kullanır mıyım? Kullanmam. Niye kullanayım? Peki melimalı zorunluluk mu verirsin, koruyabilir mi dersin? Risk faktörlerini bilmek ve uyarıcı sinyalleri bilmek ne yapabilir? Can save, koruyabilir. Koruyabilir, çok geç teşhis edilmekten koruyabilir çoğu çocuğu. Sonrasında otizmle birlikte bak geldim bağlacıma. Bana bakalım ne sormuş bağlaç olarak. Diyor ki American Academy of Pediatrics ne yapmış? Yayınlamış. Bir rehber yayınlamış ebeveynler için. Şimdi bak otizmle ilgili bir de ne var elimizde? Bir de şizofreni var. Doğru mu? Şimdi bağlaç olarak ben burada ne kullanabilirim? Ne kullanabilirim? Bir rehber yayınlamış ebeveynler için ve doktorlar için. Ne tarafından bakalım? Otizm savunucuları örgütleri tarafından böyle ne yapılandan bahsediyorsun? Bir çabanın sonucu olarak. Otizm savunucuları örgütleri tarafından çabaların sonucu olarak doktorlar ve ebeveynler için bir rehber yayınlamış. Bir rehber yayınlamış. Sonuç olarak diyebileceğim. Şimdi ben burada sonuç olarak dersem eğer hani en etkili tedavi için böyle teşhis edilmeye çok geç kalmadan çocukları koruyabiliriz. Sonuç olarak o zaman hastalığın sayısını azaltmış oluruz demen lazım. Gönder gitsin. In short dediğin şey sonuç olarak demiyorsun da kısaca diyorsun. Alacaksın bir önceki cümleyi, aynısından tekrar bahsedeceksin. Gönder gitsin. Aksi takdirde dersen eğer, aksi takdirde de şunu demen lazım. Hani aksi takdirde hastalığın sayısı işte çocuklar arasında artar dersin. Öyle bir şey demiş misin? Ne yazık ki işte bu sağlanamıyor, şöyle böyle diyebilmen gerekiyordu unfortunately ile. İşte ne yazık ki ülkemizde, dünyada çocuklar erken teşhis edilemiyor, etkili tedavi için demen lazımdı. Öyle bir şey demiş misin? Sen ne yapmışsın? Bir örnek veriyorsun. For example, bak bir özel bir şeye iniyorsun. Diyorsun ki American Academy of Pediatrics ne yapmış? Bir rehber yayınlamış. Güzel. Sonrasında bağlacımı yakaladın. Sonrasında geldim 5. bağlacıma. Ebeveynler are be watch, izlemelidir. Be to, senin için ne anlamı geliyordu? Be to, senin için diyordun ki zorunluluk anlamında, mesiması lazım anlamında kullanıyordun. Have to gibiydi aynı. Doğru mu? Have to olarak kullanıyorduk. Peki bakıyorum demiş ki ebeveynler have to ya da be to ne yapmalıymış? İzleseler iyi olurlarmış. İzlemek zorundalarmış. Ne için? Olası problemler için. Peki bakıyorum. Bir bebeğin göz kontağını kaçırması ya da böyle yavaş ne yapmasından bahsediyorsun? Yavaş gevezelik yapması, çok konuşması ama yavaş yavaş konuşması ya da gelişimsel konular. Baktığım zaman sanki buradaki problemleri ne yapıyorum? Örneklendiriyorum gibi, hangi problemler olduğunu anlatıyorum gibi saçez desem sanki güzel olur. Doğru mu? O zaman bir önceki cins isimle ilgili, buradaki problemlerle ilgili ne yapıyorum? Açıyorum. Bir bebeğin göz kontağını kaçırması, yavaş konuşması ya da gelişimsel problemler diyorum. Anlaştık mı? Var mı anlamadığınız? Yayın tabii biraz geç geldiği için bana mesajlarınız da geç düşüyor. Var mı anlamadığınız bir yer, sormak istediğiniz? Anlaştık mı? Peki. O zaman geçiyorum 2. paragrafıma. Bakalım bir bağlaçla giriş yapmışız. Bir bağlaçla giriş yapmışız. Peki bakalım neler söylemiş bize? By means of aracılığıyla anlamındaydı. Aracılığıyla. Owing to'den dolayı. Rather than'den ziyade. With regard to
ile ilgili diyorduk, doğru mu? İle ilgili in terms of da açısından bakımından. Açısından bakımından. Halil, hocam bu toplamı nasıl yapıyoruz? Böyle açıklama yapar mısınız? Açıklar mısınız? Toplama derken anlayamadım. Anlayamadım. Assessment, değerlendirme. Prescription, reçete. Adoption, benimseme, evlat edinme. Benimseme, evlat edinme. Treatment, bizim için ne anlamında kullanıyorduk? Bir, tedavi etme anlamı vardı. Tedavi anlamı vardı. Bir de muamele anlamı vardı. Indicator da gösterge. Peki, bakıyorum şimdi. Yine bir ne sormuş? Yine bir bağlaç, model sorumuz var. Bir bağlacımız daha var. In addition, ek olarak, therefore, bu yüzden, böylece, nonetheless, ama fakat ancak, otherwise, aksi takdirde, still, ama fakat ancak diye kullandığımız yine bir başka bağlacımız. Peki, bakıyorum o zaman ikincisinde de ne var? Yine bir prebimiz var. Bakıyorum şöyle. O zaman metnime hızlıca. Ne demiş? Çoğu bilim insanı hemfikirmiş. Ne konusunda hemfikir? Dead tip açtım. Çok özür dilerim. Birazcık arkadaşlar bir rahatsızlığım. Sesimle de zaten bu yansımış. Çok özür diliyorum. Çoğu bilim insanı hemfikirmiş. Ne konusunda? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun aşırı teşhis edildiğinden. Bugün aşırı teşhis edildiği konusunda hemfikirlermiş. Onlara göre DEM dediğimiz aslında çoğu bilim insanından bahsediyoruz. Bilim insanlarına göre bu aşırı teşhisler sebep oluyormuş. Neye? Rely on, dayanmasına. Çok fazla bir şekilde ilaçlar demiş. Peki, yeteneklerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Peki, bağlaç olarak ben burada hangisini söylerim? Hangisini söylerim? Bir bak bakalım. Yeteneklerden dolayı ilaçlara mı bağlanır? Yetenekler aracılığıyla ilaçlara mı? Yeteneklerden ziyade ilaçlara mı yoğunlukla dayandırılmış? Yeteneklerle ilgili ilaçlara mı? Yetenekler açısından bakımından ilaçlara mı? İki tane seçeneğim var. Birinden birini seçeceksin. Sen burada hangisini kullanırsın? Rather'dan. Dersin ki yeteneklerden ziyade ilaçlara dayandırılıyor artık çoğunlukla. Güzel. Such as ne gibi? Öğrenme, öğretme, çocukların daha iyi, daha iyisin, daha iyi yolunu, stresle başa çıkmanın daha iyi yolunu öğretme gibi yeteneklerden ziyade ilaçlara artık, daha çok ilaçlara dayanıyormuş. Buna dayanmasına sebep oluyormuş. Aşırı teşhis. Bak, cümle nereden başladı, nereye kadar geliyor? Şurada bitti, şurada başladı. Taburdan buraya. Amerikan fizyatri ve ne diyeyim, nasıl toplayayım ben burayı? Amerikan Psikiyatri ve işte Birliği diyeyim. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin teşhisi ne demiş? Son 20 yıldır böyle bir el kitabı gibi bir şey yapmış. El kitabı gibi bir şey yapmış. 3 gruptan oluşan. Ne için? Bu hastalığımız için, ADHD için ne yapmış? İkincisinde birine kullanacaktım. Kelime sorun var. Peki bunu ne yapmasıyla ilgili bir şey söylerim. Ne söyleyebilirim? Kelime sorusu olarak şurayı birazcık çizeyim. Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik. Bu için 3 gruba ne yapılıyor? Şöyle de göstereyim. Bak, zaten benimseme, evlat edinme ne alaka?
El kitabından bahsediyorum. Reçete olmaz. Tedavi muamele saçma olur. Doğru mu? Hangisini dersin? Değerlendirme mi, gösterge mi? Üç dizi göstergeden bahsedersin. Zaten aslında söylüyor. Üç dizi göstergeden bahsedersin. Değil mi? Üç dizi göstergeymiş. Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik. Çocuk ne yapmasıyla ilgili, bak, vermesiyle ilgili, cevap vermesiyle, çok hızlı bir şekilde cevap vermesiyle ilgili bir şey söylüyorsun. Peki bunlar ne olabilir? Bak yine sana ne kullanmış? Bak biraz önceki bağlaçların aynısı değil dene. Şuraya might koy, can koysan biraz öncekinin aynısı. Bak aynıları gelip duruyor. Yine aynısı olacak. Should have given. Hızlı bir şekilde cevap verse iyi olurdu ama vermedi. Hayır, ben hızlı bir şekilde cevap vermesini söyleyeceğim. Verebilirdi ama vermedi. Hayır. Genel bir bilgi anlatıyorum. Zaten niye pasta gideyim? Değil mi? Çocuklar hızlı bir şekilde cevap verse iyi olur mu? Hızlı bir şekilde cevap verebilir mi? E sen burada diyorsun ki, yani senin için burada böyle bir ihtimalin olduğunu anlatıyorsun. Yani böyle olsa iyi olur diye tavsiye, öğüt vermiyorsun. Diyorsun ki çocuklar hızlı bir şekilde cevap verebilirler. Doğru teşhis için bir çocuk göstermeliymiş. En az 9'da 6 listelenen semptomlarda 9'u 6'sını, en az 9'u 6'sını göstermeliymiş. Ne demiş? Yılın en az yarısında. Bu kategorilerde yılın en az yarısında, 6 ayında listelenen semptomların 9'unda, en az 6'sında 6'sını göstermeliymiş. Tamam. Sonra bağlacım geliyor. Sana demiş ki bak, en az da bazı problemler, sunulmalıymış. Ne olmadan önce? 7 yaşından önce. Bozukluk bir şey olmadan önce. Peki şuraya kadar bak. Ne söyleyebilirsin? Bak, bir şeylerin olmasından bahsediyordun, doğru mu? En azından şunlar olsun diyordun. Bak, semptomlar gösterilsin diyordun. Sonrasında da bazı problemler de sunulmalı 7 yaşından önce diyordun. O zaman bak, sen aynı şeyleri anlata anlata geliyorsun. Hastalığı anlata anlata devam ediyorsun. Sen söylediğin şeye ekleme yaparak gelmiyorsun da ne yapıyorsun? Değil mi? Ekleme yapıyorsun. Ve üretmesinden bahsediyorsun. Bozukluk üretmesinden. Neydi bakalım? Okul ve ev gibi. Okul ya da ev gibi farklı ortamlarda en az iki farklı ortamla ilgili bir şey söyleyeceksin. Ortam üstünde, ortamda. Eti zaten kullanamazsın. Ortama ya da ortamdan bozukluk üretiyor. Ortam üstünde mi üretir? Ortamlarda, hani ortamların içinde mi üretir? Ortama ya da ortamdan üretmez. On mu dersin, in mi dersin? Evet, eletebiliriz tabii Tuğba'cığım. Hangisini dersin? Haydi. İn mi dersin, on mu dersin? Gönder gelsin cevabını. Yok mu kimsenin fikri? Diyor ki bozukluk üretmesinden, en az iki farklı ortamda, okul ya da ev gibi iki farklı ortamda diyeceksin. Ortamlar içinde üretirsin. Ortamın üstünde olmaz. O zaman ne dersin? İn dersin. Anlaştık mı? Baktığın zaman cümleleri kendi içerisinde incelediğin zaman gayet rahat yapabileceğiniz close testler. Doğru mu? Var mı sormak istediğiniz bir şey? Cümlelerinizi toplarken benden size tavsiye, eğer ben çevirime güveniyorum, benim çevirim çok iyi demiyorsanız, öncelikle baştan böyle okuyarak, tek tek okuyarak gelin. İşte diyeyim ki
Mesela ben hiçbir zaman fark ettiyseniz sondan başlayarak gelmedim. Hepsinde ne yaptım? Önce cümlenin en başından başladım. Özne yükleme bularak. Dedim ki işte çoğu bilim insanı hemfikir de neyde hemfikir deyip neyde hemfikir olduklarını açarak geldim. Bu eğer mesela şu detlere close yapılarına dikkat ederek gelirseniz işte detlere, viçlere, venlere, verlere bunlara dikkat ederek gelirseniz cümlenin anlamını kaçırmazsınız. Bilim insanları hemfikir tamam da sonrasında diyorsun ki bak bir hastalıktan bahsediyorsun. Bugün aşırı teşhis edildi. Tamam bak iki cümle koptu. Birisinde dedin ki bilim insanları hemfikir. Birisinde bugün aşırı dedin ki aşırı teşhis ediliyor dedin. İki cümle koptu. Ama sen bu iki cümleyi ayrı ayrı okuyup sonradan dersen ki he aşırı teşhis edildiği konusunda hemfikirler diye toplarsan bu cümlenin çevirisini kaçırmazsın. Toplama işleminiz böyle olmalı. Anlatıyorum işte Halil'cim. Yani senin önce ifadelerini gelerek, baştan gelerek eğer çevirine güvenmiyorsan, baştan gelerek okuyarak sonrasında sondan toplayarak birleştirirsin. Bu detlerin içlerini dikkat ederek okursanız, relative clause'ları iyi öğrenirseniz ne yaparsınız? Daha iyi çeviriniz, daha iyi yaparsınız. Mantığını daha iyi kavrarsınız çevirinin. Onun için çevirinizi detlere, işte virgül yapılarına, noktalara, işte ne bileyim herhangi bir noktalama işaretine bağlayacak kadar çevirip sonra işte bağlaç dediğimiz yapıda zaten iki cümleyi bağlamasıdır. Sonra diğer cümleyi okuyup sonra birleştirip sonra mantığını anlamaya çalışın. Bu şekilde ilerlerseniz zaten bu sizin için alışkanlık olacak. Sonraki bütün çevrelerinize yansıyacak. Anlaştık mı? Çevreleriniz böyle olsa güzel tabii ki. Evet. Şimdi rica ederim. Rica ederim. Peki. O zaman yarın YDS'ye girecek canım hocalarıma şimdiden başarılar diliyorum. Yarın demişim. Pazar günü. Pardon. Benim için ders bitti ya. Yarın dersim yok ya. Benim için artık yarın. Sınavdan sonra inşallah görüşürüz. Nasıl geçtiğine dair yorumlar yaparız. Konuşuruz beraber. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Çünkü emek verilmeden olacak bir sınav maalesef değil. Ben şöyle bir kendime bakmaya gireyim diyeceğiniz bir sınav değil. Bilmeden, kelime ezberlemeden, çeviri yapmadan, çalışmadan gireceğiniz, hani ben şöyle bir bildiklerimi yapayım diyeceğiniz bir sınav değil maalesef. Onun için inşallah emek verenlerin karşılığını alacağı bir sınav olsun. Hepiniz için şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah gönlünüze göre olsun. Gönlünüzden geçen olsun inşallah. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın canım hocalarım. Bundan sonra artık YDT ve gelen aşamada yok dil şeklinde ilerleyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Sınavda panik, stres yapmamanızı, sadece sorulara odaklanıp kendinize güvenmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.